Alıştırmalar 1. Aşağıdaki işlemleri yapınız. A şıkkı. Kök 5 artı kök 5 2 kök 5'tir. B şıkkı. Kök 7 artı kök 7 artı kök 7 3 kök 7'dir. C şıkkı. 3 kök 10 artı 5 kök 10 8 kök 10'a eşittir. C şıkkı. 6 kök 2, 3 kök 2, 5 kök 2 ve 1 kök 2'yi topladığımızda 15 kök 2 yapar. Katsayıları topluyoruz sadece. D şıkkı. Kök 108 artı kök 243. Şimdi kök 108 36 çarpı 3'ten 6 kök 3'tür. Kök 243 ise 81 çarpı 3'ten bu da 9 kök 3'tür. 6 kök 3 ile 9 kök 3'ün toplamı 15 kök 3 yapar. E şıkkı 3 kök 11 eksi kök 11 2 kök 11'dir. F şıkkı. Şimdi burada 9'lar tam kare olduğu için dışarı çıkarabiliriz arkadaşlar. Bu 3 diye çıkar, bu da 3 diye çıkar. 3 kere 8 24 eksi 3 kere 3 9. 24'ten 9 çıkınca 15 kalır. G şıkkı. 7 kök 2 eksi 2 kök 2 eksi 1 kök 2. Evet. 7 kök 2'den 3 kök 2'yi çıkarırsak 4 kök 2 buluruz. Yumuşak G. Burada bakın hem kök 5'liler var hem kök 2'liler var. Önce kök 5'lileri toplayalım. 3 kök 5, 7 kök 5 daha 10 kök 5 olur. 4 kök 2, 5 kök 2 daha 9 kök 2 olur. H şıkkı. Burada da hem kök 3'lüler hem kök 6'lılar var. 9 kök 3'ten 7 kök 3 çıkarılırsa 2 kök 3 olur. Eksi 5 kök 6 artı 8 kök 6 daha 3 kök 6 olur. 2. Aşağıdaki sayılardan hangisi kök 112 ile toplanırsa toplam kök 252 olur. Evet. Kök 112 arkadaşlar. Şimdi kök 112 16 çarpı 7 diye yazdığımızda 4 kök 7'ye eşit olur. 16 dışarı 4 olarak çıkar. 252'yi de 36 çarpı 7 diye yazdığımızda 36 dışarı 6 olarak çıkar. 6 kök 7 olur. Şimdi 4 kök 7 ile hangi sayıyı toplarsak 6 kök 7 olur. Bunu bulmak için 6 kök 7'den 4 kök 7'yi çıkarırız. 2 kök 7 buluruz. Şimdi şıklardan 2 kök 7'yi arayacağız. A şıkkında kök 28 var. Bakın bu arkadaşlar 4 çarpı 7'den 4 dışarı 2 olarak çıkar. 2 kök 7 olur. Doğru cevap A şıkkıdır. B şıkkında 56 verilmiş. Bakın bu 4 çarpı 14'tür. 4 dışarı 2 olarak çıkar. 2 kök 14 olur. Olmaz. C şıkkında 84 var. Bu da 4 çarpı 21. 4 dışarı 2 olarak çıkar. 2 kök 21. Bu da olmaz. D şıkkında 140 verilmiş. Bu sefer 4 çarpı 35. Evet. 2 kök 35 olur. Bu da işe yaramaz. Evet, doğru cevap A şıkkıdır. 3. İşleminin sonucu kaçtır? Önce şurayı bir yapalım. 7 kök 5, 1 kök 5 daha 8 kök 5 olur. Sonra şurayı yapalım. 1 kök 5, 3 kök 5 daha 4 kök 5 olur. Çıkarma işlemini yaptığımızda da 4 kök 5'i buluruz. 4. Aşağıda kenar uzunlukları verilen şekillerin çevre uzunluklarını bulunuz. Şimdi dikdörtgen var burada bir tane. Bakın burası da 10 kök 5 olur. Burası da 3 kök 5. Tüm kenarları topladığımızda 26 kök 5 olarak çevreyi buluruz. Evet, B şıkkında bir üçgen var. 3 kenarını toplayalım. 2 kök 10, 4 kök 10 ve 3 kök 10'u topladığımızda 9 kök 10 buluruz. C şıkkı bir paralel kenar var. Tüm kenarları toplayalım. 11, 11, 5, 5. 32 kök 3 olur topladığımızda. C şıkkı. Şimdi buraya dikkat edin. Burada bir kök 5'li üç kenar var. Bir de kök 6'lı kenarlar var. Kök 5'lileri topladığımızda 3 kök 5 olur. Kök 6'lıları topladığımızda da 6 tane kök 6 olur. 5. Yandaki ABCD karesinin alanı 363 santimetre kare. KLMN karesinin alanı 12 santimetre kare. Buna göre ABCD karesinin çevresinin uzunluğu KLMN karesinin çevresinin uzunluğundan kaç santimetre fazladır? Şimdi ABCD karesinin alanı 363 ise bunun bir kenarı karekök 363'tür. Bu da 121 çarpı 3'ten 121 11'in karesi olduğu için 11
Karekök 3 oldu. Bakın bunun bir kenarı. Çevresi ise 4 ile çarptığımızda 44 kök 3 olur. KLMN karesinin bir kenarını bulalım. Bunun alanı da 12'ymiş. Kök 12. 4 çarpı 3'ten 2 kök 3'tür. Evet, bunun bir kenarı 2 kök 3. Bunun çevresi ise 2 kök 3'ü 4 ile çarparsam 8 kök 3 oldu. Şimdi çevreleri uzunluklarının farkını bulacağız. Birisi 44 kök 3, birisi 8 kök 3. Çıkardığımızda 36 kök 3 olarak işlemin sonucunu buluruz. 6. Aşağıdaki toplama işlemi ve çıkarma işlemlerinin sonuçlarını bularak bu sonuçları tablodaki uygun boşluklara yazınız. Kök 5 ile 2 kök 5'in toplamı 3 kök 5. Kök 5 ile 4 kök 5'in toplamı 5 kök 5. Evet. Kök 125 bu 5 kök 5'tir arkadaşlar. Çünkü 25 çarpı 5 diye yazılabilir. Şimdi kök 5 ile 5 kök 5'in toplamı 6 kök 5. 2 kök 5 ile 2 kök 5'in toplamı 4 kök 5. 2 kök 5 ile 4 kök 5'in toplamı 6 kök 5. 2 kök 5 ile 5 kök 5'in toplamı da 7 kök 5 olur. Şimdi kök 45 ise 45 9 çarpı 5'e eşit olduğu için 3 kök 5 diye yazılır. 3 kök 5 ile 2 kök 5'in toplamı 5 kök 5. 3 kök 5 ile 4 kök 5'in toplamı 7 kök 5. 3 kök 5 ile 5 kök 5'in toplamı 8 kök 5 olarak bulunur. Evet, çıkarma tablosunu yapalım. Şimdi şurada 75 verilmiş. 75 25 çarpı 3'ten 5 kök 3'tür. 300 ise 100 çarpı 3'ten 10 kök 3'tür. Evet, 7 kök 3'ten 2 kök 3 çıkınca 5 kök 3 olur. 7 kök 3'ten 5 kök 3 çıkınca 2 kök 3 olur. 7 kök 3'ten 11 kök 3 çıkınca eksi 4 kök 3 olur. 8 kök 3'ten 2 kök 3 çıkınca 6 kök 3. 8 kök 3'ten 5 kök 3 çıkınca 3 kök 3. 8 kök 3'ten 11 kök 3 çıkınca eksi 3 kök 3 olur. Evet, 10 kök 3'ten 2 kök 3 çıkınca 8 kök 3 olur. 10 kök 3'ten 5 kök 3 çıkınca 5 kök 3 olur. 10 kök 3'ten 11 kök 3 çıkınca eksi kök 3 buluruz. 7. Aşağıdaki işlemlerde harflerin yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz denmiş. A şıkkı. 3 kök 2 ile neyi toplarsak 5 kök 2 olur. 5 kök 2'den 3 kök 2'yi çıkardığımızda A'yı 2 kök 2 olarak buluruz. B şıkkı. Şimdi burada bir kök 5 var. 4 tane de burada 5 kök 5. Şimdi 5 kök 5 ile neyi toplarsak eksi 3 kök 5 yapar. Eksi 8 kök 5'i toplarsak. C şıkkı. 7 kök 3'ten hangi sayı çıkarılırsa 2 kök 3 kalır. 7 kök 3'ten 5 kök 3 çıkarılırsa 2 kök 3 kalır. C şıkkı. Burada bir 5 kök 7 var. Burada da 2 kök 7, 7 kök 7 olur. Sonuç eksi kök 7'ymiş. O halde L ise 8 kök 7 olmalıdır. Çünkü 7 kök 7'den 8 kök 7 çıkarılırsa eksi kök 7 olur.